CHP eş genel başkanı Mithat Sancar Habertürk yayınına katıldı. Teke tek de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Sancar, HDP'nin aday çıkarma konusunda blöf yapmadığını söyledi. Ancak muhalefete açık kapı bıraktı. Altılı Masa mutabakat içinde kamu önünde doğrudan bir görüşme talep ederse hayır demeyiz dedi. Mithat Sancar, HDP'ye açılan kapatma davasının seçim sürecinden önce ya da seçimden sonra sonuçlandırılması gerektiğini de söyledi. Her türlü senaryo için parlamentoya girme formülleri geliştirdiklerini ifade etti. Karar ya seçim süreci ilan edilmeden çıkmalıdır ya da seçim sonrasına resmen bırakıldığına dair bir karar alınmalıdır. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davasını bu sözlerle değerlendirdi. Parlamento seçimlerine girecek yolları bulma konusundaki çalışmalarımız erken zamanda başladı ve tamamlandı. Bütün yollar hepsi tıkansa bir yol yaratırız. Yani bu seçimlerde HDP'nin sayısal ve siyasal gücünü yansıtmak istiyoruz. Mithat Sancar Habertürk'teydi. Teke tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Bizim dışımızda kalan muhalefet partilerinin bir adım attıklarını görmedik. Kayda değer bir adım atılmadı. Sancar sözü aday tartışmasına getirdi. HDP'nin kendi adayını çıkarma konusunda blöf yapmadığını söyledi. Blöf yapmıyoruz. İkinci tura kalmayı hedefliyoruz. Kalmazsak da ikinci turun dinamikleri farklıdır. O zaman konuşulur. Sancar, HDP'nin altılı masaya katılma talebinin olmadığını vurguladı. Bizimle açık ve doğrudan diyaloğa girsin. Öyle diyorduk biz. Şimdi bunlar olmadı. Adayımızı çıkaracağız. Ama doğrudan diyalog, kamunun önünde görüşme ve herkesin bilgisi dahilinde bir mutabakat arayışına girerse buna hayır demeyiz. Bunun sonucunda formüller bulmak mümkündür. HDP eş genel başkanı adaylığı isim üzerinden konuşmadıklarını söyledi. Konuşulacak isimler arasında Selahattin Demirtaş'ın da olabileceğini söyledi.